Demet Akalın son gittiği gece kulübünde o şampanyayı getiren garsonun başından aşağıya döküyor. Bir daha dök, bir daha dök. Sonra yeni bir şampanya geliyor. Böyle tepesine dikiyor. İşte yudumluyor, yudumluyor. Daha da keyifli yudumluyor. Demet Akalın'a yazıklar olsun. Demet Akalın bu yaptığında işte biraz fazla oldu. Demet Akalın sen işte varoşsun. Dertleri ne o insanların? Nasıl bu kadar kendinden geçmiş, aciz bir vaziyette duruyorlar, he? Bundan sonra ne olur? Söyleyeyim mi ne olur? Ve Türkiye gündeminde yeni bir Demet Akalın vakası da. Demet Akalın ki hani pop sanatçısı, işte anne, manken, televizyon, ekran yüzü. Bunun yanında sıkı bir Twitter kullanıcısı. İşte yeri geldiğinde işte duyarlı. Bunun yanında iğneli laflar kullanan işte bir magazin insanı. Dostlarıyla, yakın arkadaşlarıyla küsüp barışmacılık oynayan, giderli atarlı şarkılarıyla yaz aylarını, biçleri dolduran ünlü bir insan. Yeter mi bu kadarı? Daha devam edeyim mi? Eğer eksik falan bir şey söylemişsem onu da siz yorumlara eklersiniz. Vaziyet alın, anlatmaya başlıyorum. Şimdi bu Demet Akalın son gittiği gece kulübünde sahneye müşteriler tarafından bir şampanya gönderiliyor ve o şampanyayı da elma suyuna benzetip o şampanyayı getiren garsonun, yani orada çalışan görevlinin başından aşağıya döküyor. Kulüpte, yani o Demet Akalın'ı izlemeye gelenler de böyle tezahüratlar, işte çığlıklar, hak getire, bir daha dök, bir daha dök dercesine böyle sevinç naraları atıyor izleyiciler. Sonra yeni bir şampanya geliyor. Bu sefer o şampanyayı Demet Akalın beğeniyor ve alıyor şişeyi, böyle tepesine dikiyor. İşte yudumluyor, yudumluyor. Böyle daha da keyifli yudumluyor. O sırada seyirci alkış, kıyamet, tezahürat. Şimdi mevzu bu. Bu görüntülerin yayılmasının ardından Demet Akalın Türkiye'de TT listesinde birinci sıraya çıkıyor. Herkes böyle ah vah yorumları yapmaya başlıyor. Demet Akalın oralı bile değil. Çünkü neden? Çünkü çok iyi biliyor ki bu mevzunun üzerine de hop bir sosyal yardım projesi ayarlarım diyor. Bir iki tane SMA'lı çocuğun canlı yayınına katılıp onlara destek olurum. Yetmedi işte bir iki tane böyle akülü araba falan alır, ihtiyaç sahiplerine dağıtırım. İşte onun yanında bir garip gurebanın evini tadilat ettiririm falan, değil mi? Sonra Demet Akalın hop oluyor iyi niyet elçisi. E hani o garsona yapmış olduğu çirkin davranış, hani TT oldu Türkiye'de, birinci sıraya oturdu. İşte yakıştı mı, bu nedir, böyle sanatçı mı olur? E hani olacak iş değildi bu iş. Tabii önümüzdeki günlerde herkes unutmuş olacak bu olup biteni. Ne kimsenin aklına Demet Akalın kalacak, ne de o garsona yapmış olduğu o çirkin hareket. Hiçbirini hatırlamayacak bile millet. Şimdi Demet Akalın'ın pop şarkıcı kimliğiyle elde etmiş olduğu başarıyı oturup konuşacak mecra biz değiliz. Hele hele hayatında hiç Demet Akalın'ı dinlememiş birisi olarak ben hiç değilim. Birileri şimdi böyle atar tutar ama sonra Demet Akalın şarkıları yine zirveye oynar. Yani bu durum karşısında da söylenecek olan tek şey bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Değil mi? Yalnız ne diyeceğim biliyor musunuz? Orada o garsona yapılan hareketten sonra olup biteni alkışlayıp tezahürat eden o seyirciler acaba kalkıp daha sonrasında Twitter'da duyar kasıyor mudur? Hakikaten bunu merak ediyorum. Ne diyorlardır mesela? Toplum baskısı yüzünden orada gülüp oynayıp Twitter'da ayıp ya, olacak iş midir bu? Acaba böyle mi diyorlardır? Bu şampanyayı bir garsonun kafasından aşağı dökme mevzusunda, ağzı kulaklarında böyle kafası da kıyak halde, eller havaya deyip de sonra kalkıp da Demet Akalın sen paçozsun diye edebiyat yapıyor mudur acaba? Benim konuşmak istediğim yer burası. Bu davranış yapılırken orada bu harekete sessiz kalıp orada eğlenen tipler, her kimse onlar, onlara şunu söylüyoruz. Sizin adınıza emin olun biz üzüldük. Sizin adınıza emin olun biz utandık. O 9 taksitle gittiğiniz tatilde günlük yevmiyesini, günlük iaşesini kazanmak için o sahnedeki sanatçıya, şampanya götüren birine yapılan bu harekete, attığınız kahkahalara emin olun biz üzüldük. 2 tane TikTok videosu için çektiğiniz görüntülere gelecek o beğeni kaygınız için emin olun sizin adınıza biz rezil olduk. Hadi Demet Akalın işte sonradan görme, işte şöyle böyle. Hadi o garson da işini kaybetme korkusuyla, hani ekmeğinin telaşında cevap verememiş, öyle durmuş. Peki bu harekete eğlenerek o azgınca gülüp eğlenenler neyin peşinde acaba? Dertleri ne o insanların? Nasıl bu kadar kendinden geçmiş aciz bir vaziyette duruyorlar?
Ha? Bence oturup sorgulamamız, düşünmemiz gereken yer burası. Bundan sonra ne olur? Söyleyeyim mi ne olur? Demet Akalın başka bir programda aynı o garsonu yanına çağırır. Bu sefer de onun eline bir tane şampanya şişesi verip hadi sen de benim başıma dök. Bardakla falan da yetmez. Şişeyle dök benim başımdan aşağıya der. Sonra hop bak ödeştik. Lay lay lom. Evli, mutlu, çocuklu. Eller havaya. Bebekte 3-5 tur atalım. Oldu, bitti, gitti. Bu kadar mevzu. Sonra da kalkıp Demet Akalın der ki ödeştik canım, hani ne yapalım yani, ölelim mi? Süreç maalesef böyle devam ediyor. Hani ne söylenir bilmiyorum. Bazıları da çıkıp şunu da söyleyebilir. Ya bu ülkede bu kadar dert varken oturup da Demet Akalın'ın şampanya kadehini konuşuyoruz. Ah ülkem, ah, ah benim canım ülkem, ah diyebilir. Sanki bizim derdimiz kadehmiş, oymuş, buymuş veya Demet Akalın'mış. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz ne kadar mide bulandırıcı şey olursa olsun, ne kadar ayıp, ne kadar ahlaksız şey olursa olsun, onun karşısındaki tepkisizliğimiz, umursamazlığımız. Bizim derdimiz o. Onun için hiç kimse zannetmesin ki biz Demet Akalın'a kızıyoruz. Yani not olarak şunu da söyleyeyim. Hiç kimse Demet Akalın'ı falan da linç etmeye falan da kalkmasın. Veya hiç kimsenin oturup da Demet Akalın edebiyatı yapmasına da gerek yok. Bak görürsünüz. Bir sonraki programda sahne aldığı yerde full çekecek orası. Ardından bir tane şarkı yapacak. O şarkı da yine trendlerde zirveye çıkacak. Yine aynı şekilde bir sonraki skandalı hani senden benden yine alkış alacak. Takip et görürsün. Bir sonraki attığı tweet en fazla retweet alan tweet olarak karşımıza çıkacak. Bir sonraki ettiği küfürde, yapmış olduğu hakarette, sövmesi de, saçmalığı da en fazla alkışı alacak, tebrik alacak. Bak görürsünüz. Ama şu an ne diyoruz? Demet Akalın'a yazıklar olsun. Demet Akalın bu yaptığında işte biraz fazla oldu. Demet Akalın sen işte varoşsun, görgüsüzsün falan filan. Şimdi bunların hepsini gördüğümüz zaman diyorum ki ya arkadaş, millet olarak biz boşuna mı bu kadar duyar kastık? Ha? Veyahut da bizler yıllardır bu platformlarda boşuna mı konuşuyoruz? O kadar tweet'i boşuna mı attık? İnsanlıktan, sanattan, edepten, sanatçının nasıl durması gerektiğiyle alakalı bugüne kadar defalarca konuştuk. Acaba boşuna mı konuştuk? Bizim derdimiz Demet Akalın falan değil. Derdimiz milletimizin balık hafızası. Dün olanı anında unutmamız. Bakın dostlar, bu Demet Akalın mevzusu ve bu Demet Akalın mevzusuna benzer mevzularda biz ne yaptık biliyor musunuz aslında? Haya nedir? Biz onu tükettik. Edep nedir? Biz ondan uzaklaştık. Ölçü nedir? Biz burayı unuttuk. Utanmak nedir? Hakikaten utanmak neydi ya? Biz bunları kaçırdık. Yüz kızarması diye bir şey vardı. Acaba o bazı insanlarda kaldı mı artık? Bazıları da çıkıyor ya. Sanki bir tek ben mi yapıyorum? Ne varmış da yüzüm kızaracakmış? Diye diye erittik bu değerleri. Özgür olacağız sevdasına rezil, kepaze olduk. Popüler olacağız diye ruhumuzu böyle çer çöp ettik, kirlettik, çöplüğe attık. Ahlaki değerleri bile neye göre, kime göre diye böyle değiştirip değiştirip eritip tükettik onları. Çoluğumuzu, çocuğumuzu insan gibi yetiştirmekten önce fenomen olarak yetiştirmeye odaklandık. Ve çocuklarımızın çocukluklarını yaşamalarına müsaade etmedik. Siyasi ideolojilerimizden dolayı insani tutumlarımızı geride tuttuk. Unuttuk onları. Mutlu olmak için değil, like alıp, yorum alıp, alkış almak için yaşar olduk. İyilikte, adalette, hakta, hukukta, insani yardımda, merhamette, doğrulukta, dürüstlükte, bunların hepsinde yarışmak yerine fazla takipçi sayısı konusunda yarışmaya başladık. Kişiliğimizi ve değerlerimizi oradaki kitleye göre ölçüp biçip iyilikte, adalette, işte hukukta, insani yardımda, merhamette, doğrulukta ve dürüstlükte yarışmak yerine en fazla takipçi sayısıyla yarışır olduk birbirimizle. Kişiliğimizi ve değerlerimizi o sosyal medyadaki ölçüye göre ayarlamaya başladık. Bunları söylerken içiniz bayıldı değil mi? Evet. Çünkü bizde de aynı durum var. Bu ülke öyle sanatçılar gördü ki, edebiyle ders niteliğinde bir hayat yaşayan sanatçılar. Şarkı sözleriyle acılarımızı, hasretlerimizi, sevdalarımızı dindirip bize nefes aldıran, seyircisine saygısını programın en başından en sonuna kadar koruyabilen sanatçılarımız vardı bizim. Sahnesini ekmek teknesi olarak görüp alın terini sazına, sözüne, gönlüne akıtan ve bizi anlatan, bizden olan, Anadolu'yu köylü değil de efendi olarak görüp öyle hürmet eden güzel güzel adamlarımız, güzel güzel ozanlarımız, sanatçılarımız vardı bizim. Ve o sanatçılarda bir ömür yeter bu millete. Onun için demem o ki, Demet Akalın ve onun gibi olan sanatçıların şarkıları hap niteliğinde. O an iyi geliyor ama aradan kısa bir zaman geçince
unutulup gidiyor. Ama bir de bunun yanında böyle gerçek sanatçılar var. Ve o sanatçıların öyle besteleri var ki zamansız, mekansız ve dönemsiz bir ömür boyu böyle marş gibi hafızamıza kazınan şarkılar ve sanatçılar var. Biz onların tarafında durmaya ve onları örnek sanatçı olarak göstermeye devam edeceğiz. Onun için bu videoyu izleyen dostlar, eğer varsa elinizde böyle bir güzel bir Neşet Baba türküsü veyahut da Aşık Veysel'den de olur, Müslüm Gürses şarkısı da olur, onu yorumlara yazıp bir ekleyin. Biz de bir güzel dinleyelim. O güzel adamları bir güzel hatırlayalım. Peki Demet Akalın ne olacak? Valla şöyle bir ortamda popülaritesini devam ettirir. Sonra 3-5 yıla kalmaz hiç kimse ismini, cismini bile hatırlamaz bu tiplerin. Kalın sağlıcakla.